Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz medyasında yer alan Türkiye Göç Merkezi iddiası hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu haber gerçek dışıdır dedi. İlk başta Amerika'dan özellikle ee, Afganistan'dan tahliye edecekleri Afganlar için eee vize işlemlerini bazı ülkelerde yapmak isteyebileceklerini söylediler. Ülkemizin de ismi burada geçmişti. Biz hemen bakanlık olarak bir açıklama yaptık. Eee Cumhurbaşkanlığı yetişim başkanlığı da yaptı. Ve böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını yani Türkiye'de herhangi bir bu amaçla vize işlemlerine izin vermeyeceğimizi söyledik. Amerika'da zaten geri adım attı. Daha sonra Amerika'nın eee Türkiye'ye yani e, e, tahliye ettiği Afganları geçici olarak Türkiye'de barındıracağına dair bir haber çıktı. Hemen Amerikan büyükelçiliği bunu ya, yalanladı. Biz de tabii ki ya, yalanladık. Çünkü böyle bir şey hiç görüşülmedi, konuşulmadı. Bu son derece gerçek dışı, yalan bir haberdi. E, Amerika da zaten bunu yalanladı. O gün de gördük ki e, bugün İngiltere ile ilgili haberlerin üzerine atlayanlar hemen aynı şekilde e, kendi ülkesine, Saldırmaya başladılar hükümetimize ve ülkemize neticede gerçek olmayan haberler üzerine. Fakat son BBC'de çıkan, daha doğrusu başka bir gazetede çıkıp da daha sonra BBC'nin de bunun üzerine tweet attığı bir haberden bahsetmek istiyorum. Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Zaten haberin içine baktığın zaman haberde bahsedilen sözler, ee, İngiltere Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde söylenmemiş sözler. Daha sonra e, BBC bu hatasını anladı, e, bu tweet'i sildi ve hatasından dolayı da hatalı haberden dolayı da özür de diledi. Bu bir erdemdir. E, hata yapmış olabilir. BBC gibi bir e, köklü kuruluşa yakışmadı. Diğer gazeteler hakkında, İngiltere'deki gazeteler hakkında yorum yapmak istemiyorum ama en son BBC'nin e, haber yapmasıyla Türkiye'de gündeme geldi. Şimdi bu süreçte e, biz de e, bir açıklama yaptık. Böyle bir şeyin olmadığını, hiçbir e, gündeme gelmediğini, e, herhangi bir ülkeden böyle bir öneri gelmediğini, gelse de kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde söyledik. Şimdi bu haberler üzerine maalesef Türkiye'de bazı muhalefet partileri e, bunu gerçekmiş gibi değerlendirerek bir taraftan ee, ülkemize ve bakanlığımıza e, saldırdı Diğer taraftan da e, İngiliz hükümetine yönelik de onları da e, hedef alarak açıklamalar yaptı Gerçekten ben buna çok üzüldüm neden üzüldüm yani Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli e, Yalan gerçek olmayan bir haber üzerine onun üzerine atlayıp bu kadar yanlış içine düşmemeli bu kadar e, gerçekten rencide edici bir durum e, olmamalı. E, şimdi bu haberin e, doğru olup olmadığını muhalefet teyit edebilir mi? Çok kolayca teyit edebilir. Bu partilere baktığımız zaman geçmişte e, bakanlığımızda değişik düzeylerde görev yapmış insanlar var bu partilerin içinde. Ve bu e, kişilerin de e, bilgiye kolayca ulaşabileceği e, ulaşabilecek yetenekleri de var. Ama bu yetenekleri olmasa bile bakanlığımıza sorabilirler. Biz de kendilerine gerçekleri anlatırız. İyi niyetli olsalardı bunu yaparlardı. Hadi diyelim ki bana sormak istemediler. Ben de sonuçta bir siyasiyim. Ama geçmişte o kişiler döneminde de müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık yapmış bir arkadaşımız Ümit Bey de şu anda Londra Büyükelçimiz. Büyükelçimize sorabilirlerdi. Hadi... Kendi arkadaşlarına da güvenmediler. İngilizlere sorabilirlerdi. Yani buna bu bilgilere erişebilecek e, gerçekten e, kapasiteleri var. Ama bu yolu tercih etmediler. Şimdi e, önümüzdeki tablo şu: BBC hatasını anladı, tweetini sildi. Fakat o BBC'nin tweetini alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweetleri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz?